Burada BPD yani şakaklar arası mesafe ve HC yani baş çevresi ölçümlerini yaparken görüyorsunuz bebeğe. Üçüncü ölçümümüz uyluk kemiği. Uyluk kemiği şu çubuk gibi beyaz yapı uyluk kemiği oluyor bebeğin. Onu da ölçüyoruz. Daha sonra dördüncü ölçüm olarak hatta en önemlisi kiloyu verme açısından karın çevresi oluyor. Karın çevresini çok iyi ölçmek çok önemli. Çünkü ne kadar iyi ölçersek ölçelim artı eksi yüzde on iki buçuk civarında bir yanılma olabiliyor kiloda. Karın çevresi eğer iyi ölçülmezse bu yanılma daha da fazla olabiliyor. İyi bir karın çevresi ölçümü için bu kesitte yuvarlak bir kesit almaya çalışıyoruz. Mide ve umbilikal venin içinde bulunduğu bir kesit, bir kesit bulmaya çalışıyoruz. Burada işte bulduk ve ölçümümüzü yaptık. Şimdi bilgisayar bu dört adet ölçümü içinde yer alan bir formüle bağlı olarak artı eksi yüzde on buçuk civarında hata payı olan bir kilo ölçümüne dönüştürecek ve bize verecek. Burada görüyoruz işte kilo ölçümü yapıldı ve grafik çıktı. Burada anne adayına bugüne kadar 4 adet ölçüm yapmışız. Burada dikkatimizi çeken en önemli unsurlardan bir tanesi birazdan anlatacağım. Şu üç tane çizginin şimdi geliyor üç tane çizginin nerede olduğunu göstereceğim öncelikle. Bu üç çizgi iki tane kesikli çizgi, çizgi altta ve üstte ortada da kavun içi bir çizgi. Ortadaki kavun içi çizgi ortalamayı gösteriyor. Bu önceden çizilmiş boş bir grafik. Bunun üzerine işte dört tane ölçüm gelmiş. Üst sınır ortalama ve alt sınır. Bu anne adayı hep alt sınırdan ölçümleri gerçekleşmiş. Bebeğin kilosu hep alt sınırdan gitmiş ama hiçbir zaman o alt sınırın altına düşmemiş. Bebeğin zaten doğum kilosu 2900 civarındaydı. Eğer ortadan gitseydi yaklaşık olarak 3 kilo 300 civarında doğacağını varsayardık. Ama burada hep alt sınırdan gitmiş. Gelişme geriliği tanısı koymak için bu grafik bize kısmen yardımcı olabiliyor. Şöyle ki gördüğünüz gibi dört tane ölçüm hep böyle o çizginin üzerinden gitmiş. Bir ölçümden diğerine o çizginin altına düşseydi eğer yine o çizginin altına düştü değerden diğerine daha da aşağı düşseydi o zaman giderek haftadan haftaya aradaki fark açılacaktı. Yani kilo ölçümlerinin arasındaki fark açılacaktı. Ama bu bebek istikrarlı bir şekilde hep alt sınırdan gitti ve 2500 gramın üzerindeki bir doğum kilosuyla 2009 gram onu söylemiştik dünyaya geldi. Yani gelişme geriliği tanısına yardımcı olacak olan kriter sadece bebeğin kilosu değil bebeğin kilo alma eğilimi. Kilo alma eğilimi hep aynı seyrediyorsa bu genelde bir gelişme geriliğine işaret etmez. Bu anne adayını belli aralıklarla hem NST hem de amniyos mavi volümü ölçümüyle takip ettik. Bazen de bir göbek kordonu renkli doplarla yaptığımız oldu ve gayet sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.